Merhaba sevgili arkadaşlar. Fırat Hoca ile Felsefe Grubu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle TYT'de ve AYT'de felsefe grubu sorularını çözmek isteyen arkadaşlar için yeni müfredatın ikinci ünitesi olan Ortaçağ Felsefesinin genel özelliklerini, temel problemlerini, kavram dizinini, adı geçen filozofları ve ünitede alıntı yapılan eserleri beraber göreceğiz. Soran oluyor, soran olduğu için söyleyelim. Bu ünitede anlatacaklarımız hem TYT felsefede hem de AYT felsefede karşınıza çıkacak sorular. Biliyorsunuz TYT felsefede 5 tane soru, AYT felsefede de 3 tane soru geliyor. Her iki kısımda da bu anlattığımız yerlerden sorumlu olacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi birinci ünitemizi seyretmediyseniz antik felsefe kısmını ilk önce orayı seyredin çünkü orayı seyretmeden bu videoyu geçtiğinizde bir takım bilgi eksiklikleri olacaktır. O yüzden oradaki eksikliklerinizi ilk önce tamamlamanızda fayda var. Bu kısmı da yine 5 parçaya böldük. Çünkü kitap birazcık daha kronolojik aldığı için, metodolojik almadığı için sıraya koymak mecburiyeti hissettik. Genel itibariyle baktığımızda Ortaçağ felsefesinde arkadaşlar iki temel problem veya iki ana dal görüyoruz. Birisi Hristiyan felsefesi, birisi de İslam felsefesi olarak iki farklı ekol, iki farklı medeniyetin katkılarını görebiliyoruz. Hristiyan felsefesinin problemleri şekilde gördüğünüz gibidir. Birincisi kötülük problemidir. Kötülük probleminin temel felsefesi şudur. Dünya üzerinde kötülük neden var? Cenab-ı Allah bunu gördüğü halde neden müdahale etmiyor sorusunun cevaplarını görüyoruz. İkincisi tümeller problemidir. Tümeller problemini de şöyle tarif edebiliriz. Herhangi bir kavram söylediğiniz zaman bu kavram acaba gerçekten dış dünyada bir nesneye mi tekabül eder? Bir kavrama mı tekabül eder? Yoksa Tanrı'nın zihnindeki bir kategoriye mi tekabül eder? Sorusunun cevabını görüyoruz. Birazdan detaylarından bahsedeceğiz. Üçüncü temel problemimiz Tanrı'nın var olup olmadığı problemidir. Hristiyan felsefesinin önemli sıkıntılarından, problemlerinden bir tanesidir. Ve son olarak ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür? Problemi Hristiyan felsefesinin temel çerçevesini teşkil ediyor diyebiliriz. İkinci olarak da İslam felsefesinin problemleri var. Burada da yaratıcının varlığını kanıtlama problemi ki akaid dediğimiz veya itikat dediğimiz ilimlerin bu sayede ortaya çıktığını biliyoruz. Özellikle de kelam ilminin bu sayede ortaya çıktığını biliyoruz. İrademiz özgür müdür değil midir problemi kapsamında tartışmalar olduğunu görüyoruz İslam felsefesinde ve son olarak sondan bir önceki olarak pardon toplumsal yaşama yönelik problemler görüyoruz. Bunu da genel itibariyle siyaset felsefesiyle özdeşleştirebilirsiniz. Detayları geldiği zaman sizinle paylaşacağız ve son olarak bilgi problemi yani bilgimizin kaynağı nedir? Doğru bilgi elde etmek mümkün müdür? Bilgi nedir? Doğru bilgimizin ölçütü nedir gibi problemlerin tartışıldığı kısma da bilgi problemi diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kısım temel problemler. İkinci olarak genel özelliklerden biraz bahsedelim. Hristiyan felsefesinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Hepinizin de tahmin edeceği üzere din merkezli bir düşüncedir. Akılla dinin temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu özellikle de patristik dönemde böyledir. İkiye böleceğiz birazdan. Hristiyan felsefesinin bir patristik dönem, bir skolastik dönem diye ikiye böleceğiz. Orada akılla dinin temellendirildiğini görüyoruz. Akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkarılmıştır. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir. Antik Yunan felsefesini bu anlamda gelenek bağlamında eleştirmiştir de diyebiliriz. Her eleştiri aslında bir kabulleniştir de aslında baktığınız zaman. Çünkü eleştirdiğin fazla eleştirir gizli hayranlıktır bir nevi. Bunu aklınızda tutun. Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan bir takım filozofların olduğunu görüyoruz ve kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. O dönem için İncil ve Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmesi gerektiği söylemiştir. Kimdir o? Dinsel otorite dediği kilisedir tabii ki ve patriklerdir. Geçelim İslam felsefesine. İslam felsefesinde de durum çok farklı değil aslında baktığımız zaman. Yine antik Yunan felsefesinden etkilendiklerini görüyoruz. Akıl, iman ve inanç gibi mevzuların tartışıldığını görüyoruz.
İslam felsefesinden önceki problemlerin tartışıldığını görüyoruz. Vahiy ve akıl çatışması gibi problemler tartışılıyor. Çeviri faaliyetleri yapılıyor. Biliyorsunuz bu çeviri faaliyetlerini yapan ekibe de İhvan-ı Safa diyeceğiz yeri geldiğinde. Felsefenin gelişimine katkı sağlandığını biliyoruz. Orta çağda özellikle her bir İslam filozofunun başka bir bilim dalında da otorite olduğunu görüyoruz. Batı felsefesini bu anlamda etkilemişti bir zaman dilimidir İslam felsefesi. Özellikle de 10. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kendisini gösterdiğini biliyoruz. Üçüncü olarak kavram dizini karşımıza çıkacak. Kavram dizinini alfabetik almayı tercih ettik. Bu anlamda baktığımızda karşımıza ilk olarak batınilik çıkıyor arkadaşlar. Batınilik, kutsal kitapların görünen anlamlarından bakmayıp daha ziyade harf ve sözcüklerin gizli manalar çıkaran görüştür. Batınilik zahiriliğin de zıttıdır biliyorsunuz. Neşet ustamızın da özellikle ele aldığı konulardan bir tanesidir. Zahirim sen oldun, batınım sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin parçasıyla batınili bir nezle bize hatırlatıyor. Zahir demek görünen, aşikar, göz önünde demek. Batın ise perdenin arkasında olup biten demek. Bu ekip özellikle de İbni Meymun'un önderlik ettiği ekip metinlerin arkasında gizli manaların olduğunu ve bunları çıkardığımız takdirde hakikate ulaşılacağını söyleyen ekiptir diyebiliriz. İkincisi Dehriye'dir. Dehriye İslam felsefesindeki materyalist ekiptir. Materyalist olduklarını nereden anlıyoruz? Çünkü maddeyi ezeli ebedi olarak tasarlıyorlar. Maddenin ezeli ebedi olduğunu nereden çıkartıyoruz? İşte şurada vurguladığımız yerde ezeli ebedi olduğuna dair görüşler var. Dolayısıyla bu akım filozoflarının da dolayısıyla Tanrı'yı kabul etmediğini, Tanrı'nın varlığını kabul etmediklerini görüyoruz. İbn-i Ravendi bunun önemli temsilcilerinden bir tanesidir diyebiliriz. Yine alfabetik olarak gittiğimiz zaman arkadaşlar Hristiyan felsefesinin özelliklerinden az önce bahsetmiştik. Tekrar dönüp oradan bakmanız mümkün. Elkındi'nin ortaya koymuş olduğu hudus delili var. Alfabetik gidince tabi böyle kavramlar birbirine karışıyor gibi gözüküyor ama videoyu seyreden arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye yani ileri geri sararak hangi kavramınız eksikse buradan bakabilirsiniz. Bu arada ben şu anda anlattığım konuların yazılı olduğu metinleri PDF formatında videonun altında açıklamalar kısmında yayınlayacağım. Oradan bakabilirsiniz. Elkındi tarafından ortaya konulan delile hudus delili diyoruz. Hudus şuradaki S arkadaşlar, şuradaki S Arapçada peltek olarak telaffuz ediliyor. Ona dikkat ediyorsunuz. Bu ayrıntıyı niye verdiniz hocam? Çünkü şeyle karıştırılmaması gerekiyor. Biliyorsunuz Arapçada telaffuz değiştiği zaman manada değişiyor. Hudus sonradan ortaya çıkan demektir. Yani eğer bir şey sonradan ortaya çıktıysa Elkındi'ye göre onu ortaya çıkaran bir fail vardır. Bu fail de ancak Tanrı'dır. Kanıtlamasına hudus delili diyoruz. Yani bir şey eğer yaratılan ise yaratıcı konumda olamaz. Ve yaratılan ise onu bir yaratan vardır mutlaka. Tarzındaki akıl yürütmesine ve yaratıcı kanıtlamasına hudus delili diyoruz arkadaşlar. İhtira delili de İbn-i Yunus tarafından ortaya konulan bir delildir. İhtira bugünkü patent dediğimiz kelimenin karşılığıdır. Patent bir şeyin tasarımını aldığınızda onun patentini almış olursunuz. Peki ne alaka hocam patentle? Alemde her şey aynı patent üzerinden gitmiştir. Yani yaratılan her şeyin birbiriyle ilişkisi varsa bu ilişkiyi kuran bir üst akıl vardır. Bu üst akıl da ancak Allahu Teala'dır. Anlayışına biz ihtira delili diyoruz. Normalde kitabınızda ihtira kelimesinin üzerinde şurada ağda şapka yok. Yani Türk Dil Kurumu'na serzenişte bulunacağım ama sonra beni yakalayıp yaka paça edip sıkıntı çıkartırlar diye korkuyorum. Yani Türkçe dil kurallarında burada ihtiranın üzerinde şapka olur arkadaş. Yani şu Türkçenizi birazcık düzeltirseniz çok daha güzel olacak. Bunun diğerine yani zıttı olan delile de inayet delili denir. Bu inayet delilinin üzerinde de ağanın üzerinde şapka olması gerekiyor. Şu kitap yazan arkadaşlarımıza özellikle belirtiyoruz arkadaşlar. Yani ben bunları Word'de yazarken mesela yanlışlık veriyor. Vermeyin. İnayetin üzerinde uzatma işareti olur. Öbür türlü inayet diye okunur yani. Çok çirkin duruyor.
Neyse geçelim. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. İhvan-ı Safa dediğimiz bir ekip var. Yine İslam felsefecileri arasında ansiklopedi yazan kişilerdir. İhvan-ı Safa mutlu kardeşler demektir. Siz çevirdiğiniz zaman Safa biraderler. İhvan kardeş demek, Safa mutluluk demek. Safa biraderler. Niye? Çünkü çeviri yapıyorlar, ansiklopedi yazıyorlar. Böyle de kendilerini mutlu hissediyorlar demek ki. İslam ansiklopedicileri olarak da bilinen ekibe İhvan-ı Safa diyoruz sevgili gençler. Daha demin söylediğimiz ihtira delilinin muadili olan inayet deliline geçelim. İnayet delili yine kim tarafından? İbn-i Yuş tarafından ortaya konulan bir tanrı kanıtlaması modelidir diyebiliriz. İnayet iyilik, güzellik, lütuf manasına geliyor. Tabiatta her şey insanla uyumludur. İnsanla uyumlu olduğu için bu insana özellikle Allah'ın tanımış olduğu bir lütuftur. Kendisiyle çelişen, çekişen hiçbir şey olmadığından dolayı Tanrı'nın varlığına delalet eden bir durumdur. Eğer tek bir elden çıkmamış olsaydı bunlar, insanoğlu tabiatta sıkıntı çekecekti. Sıkıntı çekmediğine göre bu Cenab-ı Allah'ın varlığına bir delildir diyen bir anlayıştır, bir kanıtlama şeklidir diyebiliriz inayet delili için. Bir sonraki başlığımız işrakilik olacak. Yine İslam felsefesindeki önemli ekollerden bir tanesidir. Mantığa dayalı bilginin değil, mistik tecrübeye dayalı bilginin hakikati vereceğini savunan görüşe biz işrakilik diyoruz. Bu anlamda bilgi felsefesinde hatırlarsanız hangi görüşe daha yakın olduğunu söyleyebiliriz? Tabii ki entüisyonizme daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Entüisyonizm neydi? Sezgicilik ekolüydü. Yani doğru bilinen ancak mistik sezgiyle, kalp gözüyle, gönül gözüyle, altıncı hisle veya hissi kablel vukuyla ortaya çıkacağını söyleyen anlayışa biz entüisyonizm diyorduk sevgili arkadaşlar. İşrakilik de buna benzer bir anlayıştır diyebiliriz. Şahavettin Sühreverdi önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Bir diğeri tümeller problemiyle ilgili bir sıkıntı. Hatta şu kadrajda görmüş olduğunuz kısım yani kavram realizmiyle kim? Konseptüalizm. Aynı problemin iki farklı yansımasıdır. Yani şunlar kankadır. Kankaları ne yapmıyorduk? Birbirinden ayırmıyorduk. Bu ikisi birbirinin muadili olan görüşlerdir sevgili arkadaşlar. Kavram realizmi ne demek? Tümeller ayrı bir varlık olarak Tanrı'nın zihnindedir. Yani siz herhangi bir kavramdan bahsettiğinizde aslında onun Tanrı'nın zihnindeki karşılığından bahsediyorsunuz demek oluyor bu. Bunu birazcık daha şahsileştirebiliriz isterseniz. Mesela şuraya yazabilirsem inşallah. Zaman kavramı mesela, tamam mı? Zaman biz neye diyoruz? İşte günlere, aylara, dakikalara, saniyelere, saliselere böldüğümüz bir mefhumdan bahsediyoruz ama bu her halükarda Tanrı'nın zihninde bölünmeden var olan bir kavramdır. Dolayısıyla onun üzerinden zaman geçmiyor demek oluyor bu. Yani siz milyonlarca sene önce dediğinizde o milyonlarca sene önce sadece sizin kafanızdaki milyonlarca sene önce Tanrı'nın katında bu geçmeyen bir mefhumdur. Yani üzerinden zaman geçmiyor Tanrı'nın. Dolayısıyla üst bir kategoridir. Üst kategorilere biz tümel deriz. Tümel tarif yapılamayan, bizim kesif dediğimiz maddi alemin içerisinde tam tanımlanamayan unsurlara verilen isimdir. Zaman böyledir mesela, mekan böyledir mesela. Dolayısıyla bir tümelden bahsettiğinizde kavram realizmine göre aslında Tanrı'nın zihnindeki kavramdan bahsediyorsunuz demek oluyor. Konseptüalizm ne diyor? Azıcık şöyle aşağı inelim, diğer kısmını da alalım. Konseptüalizmde diyor ki tümeller tek tek varlıkların içerisindedir. Yani zaman dediğimiz şey mekanla sınırlanabilecek bir şeydir. Sizi karanlık bir odaya attığımda geçen zamanla aydınlık bir odaya koyduğumda geçen zaman birbirinden farklıdır demeye çalışıyor. Veya sevdiğiniz bir hocanın dersine girdiğinizde algıladığınız zamanla sevmediğiniz bir hocanın dersine girdiğinizde algıladığınız zaman birbirinden farklıdır. O 40 dakika bazen 200 dakika oluyor. Sünüyor resmen. Bitmiyor o ders yani. Allah diyor ne olur şu 40 dakika bitsin de bir teneffüse gideyim cuvara içeyim diyorsun. Dolayısıyla konseptüalizm zamanın tek tek varlıklar içerisinde algılanabileceğini söyleyen bir akımdır. Thomas Aquinas veya Aquinalı Thomas bunun önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Bir sonraki
kısımda işleyeceğiz. Akinola Thomas bu konuda ne demiş? Kozmolojik kanıtlama Hristiyanlıkta arkadaşlar Tanrı kanıtlamaları ile ilgili gelmiş problemlerden bir tanesidir. Akinola Thomas yine önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Bir diğeri de ontolojik kanıtlamadır. Nasıl gidiyor buna? Diyor ki evrende var olan bütün varlıkların kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğu anlayışı. Yani buna teselsül anlayışı denir İslam felsefesinde. Buna şöyle düşünebilirsiniz. Bir trenin en arkadaki kompartımanını onun bir öndeki, onu da bir öndeki, onu da bir öndeki en son olarak lokomotif taşır. Yani bir süreden sonra akıl sizi bir yaratıcıya götürür. Big Bang teorisini de böyle yapıyorlar dikkat ederseniz. Yani kozmolojik kanıtlama dediğimiz şey her şey belli bir nedenden ve sebepten teşekkül eder. Bu teşekkül neticesinde de varlık oluşur. Varlığın ilk teşekkül ettiricisi, ilk hareket ettiricisine de ihtiyaç olduğu için, buna da Tanrı dediğimiz için Tanrı bir ve zorunludur anlayışını kozmolojik kanıtlama diyoruz. Bilmem anlatabildim mi mevzu. Eğer anlamadıysanız yorumlar kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Oradan yazışabiliriz sizinle. Bir diğeri de ontolojik kanıtlamaydı. Ontolojik kanıtlamayı şöyle birazcık sonrasında nereye koydum onu? Evet, şuradan şey yapabilirim. Bölmeyelim yani. Evet, alfabetik gidiyoruz ama bazen inisiyatif kullanabiliriz. Ontolojik kanıtlama da şöyledir. Anselmus tarafından ileri sürülen bir kanıtlama metodudur. Diyor ki eğer bir şeyin daha yetkini tasarlanıyorsa daha yetkin olan Tanrı olmak mecburiyetindedir. Eğer yani bir şey yaratıldıysa bizim gibi ölümlüyse o Tanrı olamaz. Onu yaratan bir şey eğer evrimin iddia ettiği gibi kendisi gibi ölümlü olan bir şeyse o da Tanrı olamaz. Çünkü daha yetkini var demek oluyor. İşte o kafamızdaki en yetkin, daha üstünü düşünülemeyen, daha mutlağı düşünülemeyen güç Tanrı'dır. Bu kanıtlama metoduna da ontolojik kanıtlama diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yine tekrar şeye dönebiliriz. Alfabetik sıralamaya dönebiliriz. İslam felsefesinde önemli temsilcilerimizin olduğu, yani El-Kindi gibi, Farabi gibi, İbn-i Rüşler gibi böyle kocaman kocaman filozofların olduğu bir ekip var. Buna biz meşayilik felsefesi diyoruz. Bunlar dinle inancın birbirini çelmeyeceğini, yani imani meselelerin akılla temellendirilebileceğini söyleyen mantık ve matematik temelli bir felsefe yaklaşımıdır diyebiliriz. Bunlar aynı zamanda Aristoteles'in izinden gittiği için bu adı almıştır. Meşayilik sözüyle, şurada bloklayalım, meşayilikle Aristoteles'in izinden gitmek kavramı arasında bir bağlantı vardır. Meşayi zaten izden giden demek, yanlış hatırlamıyorsam. Aristoteles'in izinden gittiklerinden dolayı inancı da bu anlamda akılla temellendirmeye çalıştıklarından dolayı bu ismi almışlardır diyebiliriz. İslam felsefesinin en bilindik filozofları olan Farabi, İbn-i Rüşd, El-Kindi bu kısma dahil edilebilecek filozoflar arasındadır. Yine daha demin konseptüalizm ve kavram realizmi üzerinden gittiğimiz bir tartışma vardı. Tümeller tartışması. Tümeller tartışmasına dahil edebileceğimiz son ekol kim arkadaşlar? Nominalizm. Nominalizm aynı zamanda adcılık demektir. Adcılığı şöyle tarif edebiliriz arkadaşlar. Buraya bir tane kavram yazalım. Mesela işte kendi ismimi yazayım. Egoist bir insan olduğum için. Fırat yazayım, tamam mı? Fırat. Şimdi bu kavram diyor nominalizm. Beni tanımayan bir insan için şu kavram hiçbir şey ifade etmeyecektir. Veya şöyle düşünelim. Hayatında birkaç tane Fırat tanımış. Şuradaki kavramla, şu yazdığım kavramla Fırat'ın tipi arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Şimdi ben bunu alsam, silsem buradan bana bir şey olmadı. Yani sizin zihninizdeki Fırat anlayışına herhangi bir şey olmadı. Veya başka bir örnek verelim. Mesela ben buraya inek yazayım. İnek. Uç bir örnek olsun. Kafanızda kalsın diye söylüyorum. İnek yazdım. Şimdi ben buradan aldım. K harfini silmeyeyim. Başına başka bir harf ekleyeyim. Sinek yazdım. Şimdi bak mana değişti ama ineğe de sineğe de bir şey olmadı. Alsam bunları silsem sizin kafanızdaki inekten de sinekten de
eser kalmayacak demek değildir bu. Yani bu ne demek? Adlar, yani isimler, varlığı bizzat işaret etmezler. Sadece onu sembolize ederler. Bir takım soyutlama ve genellemedir bunlar. Dolayısıyla tümeller dediğimiz şey tek başına anlama sahip değildirler. Bunlar adlar üzerinden bilinir. Soyutlamalar, kavramlar üzerinden bilinir ama onu bizzat da nitelemez. Niteleyici bir özelliği yoktur isimleri diyen anlayışa nominalizm yahut adcılık diyoruz. Önemli temsilcilerinden bir tanesi de kimmiş? Occam'da William'mış. William Occam bizim önemli Hristiyan felsefecilerimizden bir tanesi. Son olarak bunu işlemiştik, ontolojik kanıtlamayı. Hristiyan dönemi arkadaşlar genel itibariyle iki tarzda anlayabiliriz. Birisi patristik dönem, bir tanesi de skolastik dönemdir. Genel özellikler kısmında zaten biz yüzeysel olarak değinmiştik ama şöyle diyebiliriz. Patristik dönem M.Ö. 2. ve 8. yüzyıllar arasını kapsayan Hristiyan felsefesi dönemidir. 3 tane önemli temsilcisi vardır. Selemens, Tortillian, Agustinus. Bunlar akılla dini açıklama yoluna gitmişlerdir diyerek kısa keselim, vaktinizi almayalım. İkincisi de skolastik dönemdir. Skolastik dönemde adını okullaşma tabirinden alıyor. School kelimesinin kökünden geliyor. Bu da Hristiyan felsefesini 8. yüzyılla 15. yüzyıl arasında temsil etmiş dönemdir denilebilir. Yine 3 tane temsilcisi var. Anselmus, Aquinalı Thomas ve Okamlı William şeklinde 3 tane temsilcisi olduğunu biliyoruz. Bu okullaşma sürecinde de çok bildiğimiz iki üniversitenin kuruluşu söz konusu. Bir tanesi Bologna Üniversitesi, bir tanesi de Oxford Üniversitesi olarak karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Sudur Nazariyesi, biliyorsunuz yine alfabetik olarak devam ediyoruz. Sudur Nazariyesi İbn Sina tarafından ortaya atılmış bir düşünce tarzıdır. Sudur Nazariyesi de yine Tanrı kanıtlamasıyla ortaya çıkmış bir anlayıştır diyebiliriz. Sudur, Sine'den kopmak. Sadr biliyorsunuz Sine demek. Sudur, Sine'den çıkan demek. Yani bütün varlığın Allah'tan taşması neticesinde ortaya çıktığını söylüyor. Burada da yine bir hadisi kutsiye atıf var. Hadisi kutside Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben bilinmez bir hazineydim, kenzi mahvedim, bilinmek murad ettim. O yüzden kainatı yarattım diyor. Dolayısıyla bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla yaratmak dediğimiz şey aslında insanda da Cenab-ı Allah'ta da cebri bir şeydir. Yani eğer sizin bir hüneriniz varsa o hüneri göstermek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Eğer kudretiniz, hikmetiniz, ilminiz varsa bunu ortaya koymak için çalışırsınız. Bu da Cenab-ı Allah'ın zorunlu varlık olmasından kaynaklı bir durumdur. Bunu da elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yine anlamadığınız yerler olursa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yine İslam felsefesinin önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Tabiyyun felsefesinden bahsedelim. Bunlar da İslam felsefesinin naturalistleri, yani tabiatçılarıdır. Aklı tecrübeden çıkaran ve bilgilerin duyumlar aracılığıyla kazanıldığını savunan görüşe biz tabiyyun diyoruz. Buna Hristiyan felsefe geleneğinde empirizm diyorduk, hatırlayın. Yani İslam felsefesinin empiristlerine, yani deneyicilerine biz tabiyyun diyoruz. Meşai felsefe karşıtı görüştür. Onlar biliyorsunuz biraz daha rasyonalist idiler, meşailer. Bu görüş Tanrı ile insan arasında aracı kabul etmeyen deist, yani ikinci yaklaşımın ortaya konduğunu gösteriyor. Deist yaklaşımı Hristiyan felsefede de bu anlamda hem Orta Çağ'da hem Rönesans'ta hem Aydınlanma'da sık sık göreceğiz. Ebu Bekir Razi'nin de önemli temsilcilerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Kitabınızın içerisinde sadece Razi diye almış ama İslam felsefesinde iki farklı Razi var. Birisi Fahrettin Razi, birisi Ebu Bekir Razi. Bu Ebu Bekir Razi olan arkadaşlar, karıştırmayın. Fahrettin Razi bir müfessir, yani tefsir alimi. Tefsir-i Kebir diye de büyük bir tefsiri vardır. İkisini karıştırmazsanız iyi olur. Son olarak değineceğimiz kavram tümeller problemidir. Daha demin görmüş olduğumuz nominalizm. Şöyle yapalım. Bunu farklı bir renkle vurgulayalım. Kavram realizmi dediğimiz kısım ve yine farklı bir renkle vurgulamak istediğim konseptüalizm. Bu üçü
tümeller problemi kapsamında karşımıza çıkan açıklamalardır diyebiliriz. Yani şu üçü aynı başlığın alt başlıklarıdır denilebilir sevgili gençler. Geçtim adı geçen filozoflara. Adı geçen filozoflar da alfabetik olarak almaya çalıştım. Normalde kronolojik alsam daha iyi olur ama şöyle kronolojik olduğu zaman böyle kopukluklar oluyor. Yani birbirlerinden nasıl etkilendiğini falan tam anlayamıyorsunuz. Alfabetik vereyim ki aradığınız bir filozof varsa ileri geri sardırarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Birincisi Anselmus'tur. Anselmus skolastik dönemin önde gelen filozoflarından bir tanesidir. Yani patristik dönemden sonra ontolojik kanıtlamasını yapan, Tanrı'nın ontolojik kanıtlamasını yapan kişidir ve kavram realizminin öncülerinden bir tanesidir. Hızlı hızlı geçiyorum. Zaten birçok kavrama da burada değinmiştik. Aquinas'ı Thomas konseptüalizmin temsilcilerinden bir tanesidir. İnancın Tanrı'yı, aklın ise Tanrı'nın yarattıklarını anlamakla uğraştığını söyler. İbn Sina'dan ve Augustinus'tan etkilendiğini biliyoruz. Kötülük denilen şeyin, biliyorsunuz kötülük problemimiz diye bir problemimiz vardı bizim. Kötülüğün iyinin yoksunluğundan ve irade zayıflığından kaynaklandığını iddia eder. Bu görüş İslam felsefesine de etki etmiştir. Yani akaid kitaplarına girmiştir diyebiliriz. Ömer Nesefi'nin özellikle de akaid kitabının içerisinde detaylıca gördüğümüz argümanlardır bunlar. Geçtik Augustinus. Augustinus arkadaşlar kavram realizminin temsilcilerindendir. İtiraflar diye bir eseri var. Özellikle Enneatler diye çevrilmişti ama Enneatler diye çevirmemiş. Yani kitabınız İtiraflar diye almış. İtiraflarda genellikle aklın imanla açıklanması mevzularının üzerinde duruyor. Patristik dönemin önde gelen 3 filozofundan birisidir. Kilise babalarından da bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kilise babaları vurgusu sıklıkla yapılan bir vurgu biliyorsunuz. Ruhun ölümsüzlüğünü savunuyor. İnsanda her türlü iradenin hür olduğunu yani seçimlerimizin bize ait olduğunu savunuyor. Ve fikirlerinin de 12. yüzyıla kadar yani yaklaşık 800 yıl boyunca geçerli olduğunu biliyoruz. Boethius kitabınızda çok yüzeysel olarak değindikleri filozoflardan bir tanesi. O yüzden ben de yüzeysel olarak değinip geçiyorum. Detay vermeyince ben de vermiyorum. Çünkü başınızı ağrıtmak da istemiyorum arkadaşlar. Selemens yine patristik dönemin önemli filozoflarından bir tanesidir. Üç kilise babasından bir tanesidir. Anlamak için inanıyorum kalıbının da temsilcisidir, sahibisidir ne yani? Türkçe konuşsam daha iyi olacak. Tertullian'ı eleştirdiğini biliyoruz. Tertullian biliyorsunuz yine ne diyordu? İmkansız olduğu için inanıyorum. Yani akıl almaz olduğu için inanıyorum diyerek bir klişe başlatıyor. Selemens de diyor ki hayır efendim anlamak için inanıyorum diyordu. Bu anlamda Tertullian'ı eleştirdiğini biliyoruz. Elkindi yine önemli filozoflarımızdan bir tanesi. Hatta şunu da söylemekte fayda var. İslam felsefesinde ismi geçen ilk resmi filozofumuzdur. Meşailik felsefesinin önemli bir temsilcisidir. Hudus delilini ortaya koyan kişidir. Akıl ve vahyin aynı amaca hizmet ettiğini savunuyordu. Bu da zaten nereden kaynaklanıyor? Sahip olduğu ekolden kaynaklanıyor. Yani meşailikten kaynaklanıyor. Ersina'da bilgi verilmediği için ben de bilgi vermiyorum ama adını almışlar. O yüzden ben de değinip geçiyorum. Farabi hakkında arkadaşlar ne söylesek azdır. Muallim-i Sani olarak bilinir. Muallim-i Sani biliyorsunuz ikinci alim demektir. Birincisi hangi alim? Birincisi biliyorsunuz Aristoteles'tir. Aristoteles Muallim-i Bani mantık biliminin kurucusu olduğundan dolayı Muallim-i Bani olarak bilinir. Farabi de Muallim-i Sani olarak karşımıza çıkıyor. El Medinetil Fazıla dediğimiz Erdemliler şehri adını aldığı Ütopya'yı yazan kişidir. Hatta İslam felsefesinin ilk resmi Ütopyasıdır da diyebiliriz bunun için. Meşailik felsefesinin önde gelen filozoflarından bir tanesidir. Kesin bilgilerimizin kanaat ile başladığını ve akıl ile kemale ulaştığını yani olgun noktaya ulaştığını söyleyen kişidir aynı zamanda. Farabi'ye göre insan hür irade sahibidir. Ahlak felsefesinde gördüğümüz insan hür iradeye sahip midir problemini de böylece yanıt verdiğini görüyoruz. Din ve felsefenin aynı amaca hizmet ettiğini, birbiriyle çelişmediğini söylüyor. Farabi ile ilgili aslında dediğim gibi ne söylesek azdır ama kitabınızda özet olarak
değineceğimiz kısımlar bunlar. Yine sorunuz olursa aşağı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Yine önemli temsilcilerimizden bir tanesi İslam felsefesinde Gazali'dir. El-Munkız Minet Dalal yani Hakikate Giden Yol adlı eserin yazarıdır. İnsanın duyuları ve aklıyla bir takım bilgilere ulaşabileceğini belirtiyor. Kesin bilgide onların yetersiz kaldığını söylüyor. Yani dolayısıyla sezgiciliği savunan bir adamdır kendisi. Sezgiciliğin biliyorsunuz bilginin kaynağı nedir noktasında önemli bir cevap olduğunu da biliyorsunuz. Rasyonalizm, empirizm, kritisizm ve entüisyonizm ekolleri bu soruya cevap olarak karşımıza çıkıyordu. Sezgiciliği savunduğu için Gazali'yi entüisyonizmin temsilcileri arasında görmemiz mümkün. Nakli bilginin ve akli bilgiden öncelikli olduğunu söyleyerek bize naklin yani nakil yoluyla, rivayet yoluyla gelen bilgilerin akıldan daha üstün olduğunu söylüyor. Çünkü adam entüisyonist. Bunu aynı zamanda Bergson'la da bir arada anarlar. Bir Bergson'un modern felsefenin içerisinde detaylıca göreceğiz. Şimdi burada kitapta en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi MEP 11. sınıf Milli Eğitim kitabında en sık eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Anadolu erenleri dediğimiz Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, işte Hacı Bayramı Veli, Yunus Emre gibi isimlere çok fazla yer vermemiş. Sadece Makalat adlı kitabını yazdığını söylemiş geçmiş. Bu konuda birazcık kınıyorum yani açıkçası. Ama detay vermediği için ben de vermeden geçiyorum. İbni Haldun yine önemli İslam filozoflarından bir tanesidir. Sosyolojinin kurucusudur. Mukaddime adlı eseri önemli bir siyasi tarih kitabıdır. Devletin gerekli ve zorunlu olduğunu hatta bir makro organizma olduğunu yani büyük bir canlıya benzediğini söyler. Canlıdaki herhangi bir arıza mesela dişiniz ağrıdığında bütün vücudu etkiliyorsa devlette de işler böyle yürür. Devletin herhangi bir organı rahatsızlık çekiyorsa bütün devlet sıkıntıya girer manasında görüşlerinin olduğunu biliyoruz İbni Haldun'un. Mukaddime adlı eser de şu anda basılı olarak iki cilt halinde mevcut. Okumanızı tavsiye ederim. Yani adamın müthiş bilgileri var. İbn-i Rüşd, ihtira ve inayet delilini ortaya atan Endülüslü bir alimdir. Yanlış hatırlamıyorsam Endülüslüydü. Sürekli de böyle Gazali ile bir mektuplaşması var. Zaten Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eserini burada yazıyor. Bu Mübahat Türker Küyel'in Üç Tekafüt diye bir kitabı var. O kitabın içerisinde İbn-i Rüşd ile Gazali'nin sürekli böyle mektuplaştığını görüyoruz. Et-Tekafüt de et-Tekafüttür. Gazali'nin kitabının adı Tekafütül Felsefe yani felsefenin tutarsızlıkları demektir. İbn-i Rüşd de buna karşı olarak efendim felsefede bir tutarsızlık yoktur. Dinle aynı amaca hizmet etmektedir. Dolayısıyla akılsal olanla imani olanın birbirini çelmeyeceğine dair bir mektuptur bu. Okumanızı yine tavsiye edebilirim. Basımı çok fazla yok ama bulursanız üniversitede özellikle okumanızı tavsiye ederim. Gelelim İslam felsefenin medarı iftiharı olan İbn Sina'ya. Yine ilk filozoflarımızın arasında kendisini gösterir. Fi Kanun et-Tıp adlı eserin yazarıdır. Aynı zamanda biliyorsunuz üç büyük tıpçıdan bir tanesidir Avrupa'da. Eser bu eseri, şu işaretlediğim eseri Fi Kanun et-Tıp 600 yıl Avrupa'daki tıp fakültelerinde okutulmuş da bir eserdir. Salaman ve Absal Haybin Yaksan gibi eserler yazmıştır. Haybin Yaksan bir de İbni Tufeyl'de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar birbirinin devamı niteliğinde tasavvuf kitaplarıdır. İnsanın yaratılışını ve bugünlere gelişine dair hikaye tarzında veya ne diyelim fable tarzında kitaplardır. Bu anlamda İbn Sina alegorik yazım tekniğini de başlatan ilk İslam filozofudur diyebiliriz. Sudur nazariyesinden bahsetmiştik. Sözlük kısmından bakabilirsiniz. Varlığı ontolojide üçe ayırır. Bir, Allah'ın varlığı, zorunlu varlık, vacibül vücut. İkincisi, insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi mümkün varlık. Üçüncüsü de mümkün olmayan varlık. Mümkün olmayan varlık da aslında normalde sadece akılla kavranabilen varlık demektir. Bunlarla ilgili detaylı kısımları şeyden, yine kavram dizininden
bakabilirsiniz. Son olarak Mevlana, Anadolu Erenlerinden Mevlana'ya yine yüzeysel bir değinme var. Eserinden sadece alıntı yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam Divan-ı Kebir'den alıntı yapılmış ama onun haricinde hiçbir detay verilmemiş. Bu da yine benim özellikle kınadığım mevzulardan bir tanesi. Yani bizim Anadolu Erenlerine böyle kısaca değinmeleri çok zoruma gitti açıkçası. Okamlı William yine skolastik dönemin önemli temsilcilerinden bir tanesi demiştik. Nominalizmi daha demin işlemiştik. Oradan bakabilirsiniz tekrar. İnancın akla, aklın neyinin inanca müdahalesine karşı çıkmıştır diyebiliriz. Tertullian akıl almaz olduğu için inanıyorum diyerek Selemens'in eleştirisine tabi kalmış bir filozofumuzdur. Bu yüzden Selemens tarafından eleştirilmiştir. Selemens ne diyordu? İnanmak için, akletmek için inanıyorum diyordu değil mi? Akıl almaz olduğu için değil, anlamak için yani akletmek için inanıyorum diyerek Tertullian'ı eleştirmişti. Kilise babalarından bir tanesi olduğunu ve patristik dönemin önde gelen filozoflarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Yunus Emre'ye de böyle yüzeysel ufacık bir şiirini almışlar. Bu da Anadolu Erenlerine yapılmış büyük bir hakaret gibi algılıyorum sevgili arkadaşlar. Son olarak alıntı yapılan eserlerden birazcık bahsedip faslımızı kapatalım. Zaten epey de vakit olmuş. Ama özetçe anlattığımı söylemeliyim. Yani şöyle piyasaya baktığımda bu konu anlatım videolarında öğrencilerin bilmesi gereken birçok yeri böyle yüzeysel geçmişler. O yüzden şöyle 40 dakika tarzında anlatmak gerekiyor. Benim normalde videolarım 10 dakikayı geçmiyor ama maalesef 40 dakika anlatmak zorunda kalıyoruz. Agustinus'un itiraflar eserine bir miktar değindiklerini görüyoruz. Caner Çiçek Dağı'nın, Aristoteles, İbn Sina ve Thomas Aquinas'ın Perihermenyas'larını yorumlar üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme. Bu bir doktora tezi yanlış hatırlamıyorsam. Şu bir kitaptan daha ziyade doktora tezi olması lazım. Buna da ufacık bir değinme yapmışlar. Şöyle işaretleyerek gidelim. Farabi'nin şeriatül yakin. Yakin demek arkadaşlar bir şey tecrübe etmek demek. Yani bir şey tecrübe etmenin şartları manasına gelen bir kitaptır. Bundan alıntı olduğunu görüyoruz. Yine Farabi'nin El Medinetül Fazıla isimli kitabından alıntılar olduğunu görüyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat yani Makaleler adlı kitabını görüyoruz. İbn-i Rüşd'ün Tutarsızlığın Tutarsızlığı bu şeye karşı verilmiş olan, Gazali'ye karşı verilmiş olan bir reddiyedir aynı zamanda. Mübahat Türkel Küyel tarafından basılı hale getirilmiştir. İbn-i Sina'nın Haybin Yaksan ve İbn-i Tüfeil'in Haybin Yaksan. Bu iki eser birbirinin devamıdır. İlk önce İbn-i Tüfeil başlıyor. İbn-i Sina devamını getiriyor. Bir tasavvuf eseridir. İnsanın yaratılışıyla alakalı ve ıssız bir adada kalıp gelişmesiyle alakalı bir şeydir. Neydi onun? Robinson Crusoe'nun İslam felsefesindeki karşılığıdır diyebiliriz. İmam-ı Gazali En Munkız El Minet Delal yani hakikate giden yol kitabının bir akaid kitabı gibi düşünebilirsiniz. Yani imani delilleri akılla temellendirmeye çalışan bir kitaptır. Gazali'nin bu anlamda bir de İhya-i Ulumuddin diye bir kitabı var. Okumanızı tavsiye ederim. Son olarak Mevlana'nın rubailerinden birazcık alıntı olduğunu görüyoruz ama o alt kısımda kalıyor. Kadrajınıza sokamadım maalesef. Mevlana rubailerle beraber bu faslı da bitirmiş oluyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, hürmetler.